Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhaba bugün 20 Aralık Cuma. Güne ayın, ay terazi burcunda küçülen fazla başlıyoruz. E, gün içerisinde de terazi burcundaki seyrine devam ediyor olacak. ikili ilişkilerimiz, ortaklıklarımız ve e, duygusal olarak motivasyonu aldığımız yerler bu paylaşımları yaptığımız e, zamanlarda olacaktır. Aynı zamanda bugün Venüs'ün de kova burcuna geçtiğini görmekteyiz. E, Venüs kova burcunda daha çok bizi e, sosyalleşmek ee, hani böyle çok bağla, bağ, bağımlılık hissetmeden herhangi bir kişiye ya da olaya bağımlı hissetmeden ilişkiler kurmak hususunda destekler ee, önümüzdeki yaklaşık bir aylık süreç zarfında da Venüs Kova burcunda ilerlerken e, enerjimizi bu yönde kullanacağız. Aynı zamanda parasal kaynaklarımızı da daha çok topluma e, bir şeyler kazandıracak şekilde harcamalara yöneltebiliriz. İşte kulüpler, dernekler, işte hayvan barınakları gibi hani böyle daha e, toplumda e, yardıma ihtiyacı olan konularda sevgimizi ve parasal kaynaklarımızı diyeyim bu bu tarz konulara yönelteceğimiz bir süre çünkü Venüs kova burcunda çok da e, mahrem bir enerji yaymaz yani benim sosyalliğim Herkesle olabilir şeklinde daha humanist, insan sevgisi e, ön planda yaklaşım sergiler. E, Venüs daha çok yengeç burcundayken falan böyle daha mahrem bir etki barındırır. O nedenle biraz daha böyle humanist bir algı ön planda olacak bu süreçte. Günün açılarına baktığımızda ise ilk açımız 04 kesinleşiyor. Ay'ın ay düğümleriyle yapacak olduğu kare açılar. Güney ay düğümü ve kuzey ay düğümüne kare açı yaptığını görmekteyiz. Gökyüzünde tekare dediğimiz bir açık kalıbını oluşturuyor. Hani uyuduğumuz bir zaman dilimi olduğu için hani çok fazla etkilenmeyeceğiz belki ama e, sabaha da biraz gergin uyanıyoruz anlatacağım ama birazcık böyle ne ileri gideyim ne geride durayım diyen bir şey var. Yerimde saymak istiyorum ben. Yani sabahı e, sabah uyandığımda hani çok böyle bir şey yapmak istemediğim e, çünkü kendime çok o noktada güvenmediğim bir enerjiyle uyanacağım. 07-19'da Merkür ve Neptün arasında bu sefer bir kare açı kesinleşiyor. Özellikle tüm gün etkisi altına alacak bir açı olduğu için dikkatli olunmasında fayda var. Özellikle iletişim konularında yanlış anlamalar, yanlış anlaşılmalar, bir sözleşme imzalanıyorsa eğer yanlış ya da eksik bilgiyle hareket etme gibi durumların söz konusu olabileceği bir durumu yalnız gösteriyor. Her şeyden önce konuşma dilimiz ee, ya da algımız ee çok da verimli çalışmayacak demek. Çünkü Neptün puslayan ve sisleyen bir enerji. Hani bugün itibariyle bu birkaç gün insanların da çok net olmadığını hissettirebilir bize. Yani niye insanlar daha net cümleler kurmuyor ya da aslına bakarsanız siz de o noktada net olmayacaksınızdır. Hani bu zaman zarfında özellikle işte bir sözleşmeye imza atıyorsak, yeni bir sürecin içerisine girdiysek şartların çok açık ve net konuşulması ön planda olmalı. Sonraki açımız 17-22'de -22, ayın Merkür'le yapacak olduğu sekstil açı. İfade biçimimiz biraz daha sağlam destek alıyor Merkür'den belki. Ama Merkür'ün de yay burcunda olduğunu unutmamamız lazım. Çok iyimseriz. Yani olayları gereğinden fazla iyimser yaklaşımlar sergileyebiliyoruz. O yüzden de hani hata payımız yükselebilir. Gün itibariyle o Merkür ve Neptün arasındaki kare açıyı unutmamakta fayda var. Günün son açısı 23.07'de kesinleşiyor. Ay ve Satürn arasındaki kare açı akşam saatleri yani gece saatlerinde saat 22.07 ve 00.07 arasındaki iki saatlik zaman diliminde kendimizi e, duygusal anlamda kısıtlanmış, sınırlanmış, bloke edilmiş hissedebiliriz. Aynı zamanda Terazi 7. evimiz yani ikili ilişkilerimizi temsil eden bir e, enerjidir. Ay da burada olduğu için ikili ilişkilerimizde kendimizi bir kapan içerisinde düşündürtebilir. E, saat 00.07 itibariyle yani bir gün sonrası itibariyle zaten etki dağılıyor olacak. Günün son açısı da bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerimle.